Merhaba arkadaşlar. Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden Elif Kılıç ben. Bugün sizlerle 7 Haziran Pazar günü yaptığımız kazanım izleme sınavının 10. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, ilk sorumuz permütasyon sorusu. 2, 3, 4, 5, 6 rakamları kullanılarak 5 basamaklı rakamları farklı. Soruyu okurken hemen şu rakamları farklı ifadesinin altını çiziyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 73. sayı hangisidir diye soruyor. Burada zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamımız var ve bizden 5 basamaklı sayı yazmamızı istiyor. Hemen şöyle 5 tane yer açarsak. İlk 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler basamağı diye gidiyoruz. İlk basamağımıza gelecek kaç tane rakam var? 2, 3, 4, 5, 6... 5 tane rakamdan herhangi birini buraya yerleştirebiliriz. Bu durumda bir tanesini kullandık. Hangisini kullandığımızın hiç önemi yok. Örneğin 4'ü kullanmış olalım. Binler basamağına geldiğimizde artık 4'ü kullanamayız çünkü rakamları farklı. O halde kullanacağımız 2, 3, 5, 6 yani kaç tane rakamımız kaldı? 4 tane rakamımız kaldı. Yüzler basamağına geldiğimizde yine bir tanesini kullandık. Hangisini kullandığımızın hiç önemi yok. Yeter ki bir eksiltelim. Buraya yazabileceğimiz 2, 5, 6, 3 rakamımız kaldı. Aynı şekilde bir tanesini daha eksiltirsem 2, en sonunda 1 rakamımız kaldı. Demek ki ben 5 basamaklı kaç tane sayı yazıyorum? Gördüğünüz gibi 5 faktöriyel zaten 120 farklı sayı yazabilirim. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralamam istiyor. Şimdi ben 2 ile başlasam yani 23.456'yı yazdım ya da yer değiştirdim 24.356'yı yazdım. Ne oluyor? Sayıları kullanmış oluyorum. En başa küçükten büyüğe dediği için 2'nin geldiğini, 3'ün, 4'ün, 5'in, 6'nın sırayla geldiğini düşünüyorum. Benim yazacağım 120 tane sayı var. 120 sayı 5 tane rakamı sıraladığıma göre 5'e bölüyorum 24. Yani 24 kez 2 başa gelir, 24 kez 3 başa gelir, 24 kez 4 sırasıyla gelir. Diyorum ki 2'nin 10 binler basamağında olduğu 24 sayım var. 3'ün 10 binler basamağında olduğu 24 sayım var. 4'ün 24, 4'ün yine başta olduğu 24 sayım var. Toplayarak gidersek 24, 48, 72 tane sayı yazdım. Şu anda başa gelecek sayı hangisi? 5. Ve dikkat edin 73. sayıyı soruyor. Yani 5 ile yazabileceğim en küçük sayıyı soruyor. 5 ile yazabileceğim en küçük sayı hangisi? Basamak değerleri ne olur arkadaşlar? Yüksek basamak değerlerinde sayıları küçük tutarsam sayıyı küçültmüş olurum. Yani 5, 2, 3, 4 ve 6. 6'yı birler basamağına atıyorum. Çünkü başa atarsam 56.000 ama burada 2'yi kullanırsam 52.000'de kalmış olurum. Hangi sayımız oldu? 52.346. C seçeneği doğru cevabımız. Diğer soruya geçiyorum. Küme verilmiş. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde F bulunur, C bulunmaz? Evet. Bu da bir kombinasyon sorusu arkadaşlar. F bulunur, C bulunmaz. Kaç elemanlı istiyor? 4 elemanlı. Yani bana diyor ki 4 tane elemanlı bir küme seç. Ve bu kümenin içerisindeki bir eleman kesinlikle F olsun. Bakın. F'yi yerleştirdim. Ama diyor bu seçtiğin kümede C olmasın. O halde arkadaşlar C'yi kullanmayacağım. C'yi de atıyorum kümeden. Geriye kullanabileceğim kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman kaldı. Peki benim kaç tane daha seçmem gerekiyor? 3 tane. Seçim durumunda kombinasyondu. 6'nın 3'lü kombinasyonu. Hemen pratik yoldan hesaplayalım. 6'nın 3'lü kombinasyonu 3 adım geriye gidiyorum. 6, 5, 4. 3'ten 1'e yani 3 faktöriyel aslında. 3, 2, 1 diye açıyorum. 3 kere 2, 6 arkadaşlar. Yukarıdaki 6 ile sadeleştirdim. 5 kere 4, 20. Demek ki 20 farklı küme yazabilirim. Yani cevabımız B seçeneği. Evet, bu da bir olasılık sorusu arkadaşlar. Diyor ki, galeride 2 mavi, 3 siyah, 7 beyaz. 2 mavi, 3 siyah, 7 beyaz. Toplam kaç tane? 12 tane araç var. Bu arabalar içerisinden rastgele seçilen bir arabanın mavi veya siyah olmama olasılığı. Mavi veya siyah olmayacaksa ne olmalıdır bu? Beyaz olmalıdır. Bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla olasılık ne olur arkadaşlar?
hiç işlem yapmadan 7 bölü 12 diyebiliriz. Bu şekilde çözebilirsiniz. Ya da şöyle, mavi veya siyah olma olasılığında birden çıkarırız. Çünkü tüm durum 1'dir zaten. Mavi veya siyah olma olasılığına bakarsanız 5 bölü 12. Bütün olasılıklar 1'dir. 1'den 5 bölü 12'yi çıkarırsanız yine 7 bölü 12'ye ulaşırsınız. İki şekilde de düşünebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz. Evet, bu da bir fonksiyon sorumuz. Reel sayılarda tanımlanmış fx eksi 2 eşittir 3x artı 4 şeklinde verilmiş. Bize arkadaşlar f1 istiyor. Yani şu parantezin içine, şu parantez içindeki ifadenin 1 olmasını istiyor. O halde x eksi 2'nin 1 olması için x'e hangi değeri vermem gerekiyor? Eksi 2'yi karşıya attım, artı 2. X'e 3 değerini vermem gerekiyor. Hemen yazalım burada. X'e 3 yazarsak f 3 eksi 2 eşittir 3 çarpı 3 artı 4. Zaten burada f1'i oluşturdum ben. F1 eşittir 3 kere 3 9, 9, 4 daha değeri 13'tür. Yani f1 fonksiyonumuz kaç eşitmiş? 13'e A seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Bu sorumuzda da binom açılımı. X artı 2 üzeri 6 ifadesinin açılımındaki terimler X'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 6. terim aşağıdakilerden hangisi olur? Evet arkadaşlar, binom açılımında hatırlayalım. Altılı açılımda ne oluyordu? Altının sıfırlısı, altının birlisi, altının ikilisi diye yanındaki tabii ki çarpanlar var. Azaltarak gidiyoruz. Burada bize 6. terim dediğine göre sıfırdan başladığını unutmayın. Şöyle n'in r'li açılımı neydi? X üzeri n eksi r çarpı y üzeri r formülünü hatırlatayım ben size. Burada 6. terimi sorduğuna göre kuvvete dikkat edin. 6, 7 tane terim vardır. Bir öncesini soruyor. Yani 6'nın 5'lisi çarpı İlk terimimiz hangisi? X. X üzeri ikisinin farkı, yani 6 eksi 5 çarpı ikinci terimimiz 2y. 2y üzeri r, yani 5'tir. Şimdi bunu bir düzenlersek. 6'nın 5'li kombinasyonu. Arkadaşlar açık yapabilirsiniz ama bu zaten 6'nın 1'li kombinasyonuna eşit. Yani değeri kaçtır? 6'dır. Çarpı x üzeri 1 çarpı 2y üzeri 5. Yani 2 üzeri 5, y üzeri 5. 2 üzeri 5'in değeri 32. 6 çarpı 32, x, y üzeri 5. Evet, 6 ile 32 çarparsak 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18. 1 de 50, 19. 192, x, y üzeri 5 arayacağız. O da C seçeneğinde. Zaten arkadaşlar, x ve y üzeri 5'i gördüğümüz tek seçenek C seçeneği. Oradan da bir ipucu yakalamış olabilirdiniz. Evet, 6. sorumuz polinomda bölme. Px eksi 1 polinomunu vermiş. X kare artı 3x artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Evet, bölme işlemi yapmadan kalanı nasıl buluyorduk? X eksi 2 eşittir 0. X değerine 2 yazıyoruz. X değerine 2 yazarsak P1. Demek ki bana P1 polinomunu soruyor. Yazalım. P 2 eksi 1 eşittir 2'nin karesi 3 çarpı 2 artı 2. Yani P1'in değeri 2'nin karesi 4 artı 6 artı 2'den 10, 12. Demek ki bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 12, yani E seçeneği. Evet, 7. sorumuz da yine bir polinom sorusu. Px polinomu 2x kare eksi 3x artı 2 polinom olmak üzere Px artı 1 polinomunun sabitlerini. Burada ilk dikkat etmemiz gereken şu. Buradaki polinom Px, buradaki Px artı 1. Yani birbirinden farklı polinomlardan bahsediyor, türetilmiş. Sabit terim. Sabit terim dediğinde x'li olmayan ifadeyi, yani sadece sayı, reel sayı olan ifadeyi soruyor. Biz bunu elde etmek için ne yapıyorduk? X'leri yok etmek için. X değerini 0 yazıyorduk. Nerede, hangi polinomda soruyor bana bunu? Px artı 1 polinomunda. Yani x yerine 0 yazarsam demek ki bana bu P1 polinomunu soruyor. Verilen polinoma geri dönüyorum. Px eşittir
artı 2. P1'in sorduğuna göre 2 çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 2. 2 eksi 3 artı 2. 4, 4 denir çıktığında değeri 1'dir. Demek ki polinomun sabit terimi 1. Yani D seçeneği. D seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bu da yine polinomlarda çarpanlar ayırma. Çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3, x artı 2 şeklinde olan polinom aşağıdakilerden hangisidir? İfade x eksi 3, x artı 2 diye çarpanlarına ayrılmış. Bunu dağıtabiliriz. Ya da şıklardan çarpanlarını ayırarak da yine kolaylıkla görebilirsiniz. Biz dağıtarak yapalım. Dörtlü çarpımlarda ne yapıyoruz? Birinciyle birinciyi, birinciyle ikinciyi, ikinciyle birinciyi, ikinciyle ikinciyi çarpıyoruz. Çarpalım. X ile x'in çarpımı x kare. X ile artı 2'yi çarparsak artı 2x, işaretlere dikkat ediyoruz. Eksi 3 ile x'i çarparsak eksi 3x, eksi 3 ile artı 2'yi çarparsak eksi 6. X kareyi yazıyorum çünkü aynı derecede başka ifade yok. Yalnız şurada dikkat edin. Biri artı 2x, biri eksi 3x topladığımda eksi 1x, eksi 6. Bu da hangi seçenekte görüyorum? Evet, A seçeneği. X kare eksi x, eksi 6. Evet, D'deki artı x'e dikkat edin arkadaşlar. İşaretlerimiz önemli. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 9. sorumuz. Denklemin karmaşık sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğer bu karmaşık sayılarda çözüm kümesi diyorsa demek ki ifade çarpanlara ayrılabilir bir ifade değil. Burada kat sayılarını önce bir tespit edelim. A dediğimiz x karenin kat sayısı 1, B dediğimiz x'in kat sayısı eksi 4, C dediğimiz sabit terim 8. Karmaşık sayılardaki kökü bulmak için önce neye bakıyorduk? Delta'ya. Delta'mız neydi? B kare eksi 4 AC. B dediğimiz eksi 4, eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı AC, yani 1, 8. Eksi 4'ün karesi 16, 8 kere 4, 32. 16'dan 32'yi çıkarırsak eksi 16. Ha, delta eksi çıkarsa zaten neydi? Reel kök yoktu, karmaşık kök vardı. Bu kökleri nasıl buluyorduk peki? X1 eşittir diyelim. Önce x1'i yazalım. Eksi b artı kök delta bölü 2a formülüyle. Diğer x'i de eksi b eksi kök delta bölü 2a. Aradaki tek fark sadece delta'nın önündeki işaretti. Şimdi buradan yazalım. Birinci kökümüzü bulalım. Eksi b. B dediğimiz eksi 4. Bir de burada eksi olduğu için ne oldu? Artı 4 oldu. Artı kök delta, yani eksi 16 bölü 2a, 2 çarpı 1. Şimdi 4 artı. Arkadaşlar 16 dışarıya 4 diye çıkar. Eksi ne diye çıkıyordu? Kök içinde eksi işareti i diye çıkar. Dolayısıyla bu 4i oldu. 2 kere 1 de 2'dir. Birinci kökümüz. Şimdi yukarıdaki ifadeye bakıyorum. 4 artı 4i, aşağıda da 2 var. Yukarıya 2 parantezini alıp sadeleştirebilirim. O yüzden 2 parantezini alıyorum. 2 artı 2i bölü 2, sadeleştirmeyi yaptık ve birinci kökümüz x1 eşittir 2 artı 2i'yi elde ettik. İkinci kökü hiç aramıyoruz arkadaşlar. Nedir ikinci kökümüz? Bunun eşleniğidir. Yani imajilerin önündeki işaret değiştirir. 2 eksi 2. Reel kısım, reel sayıdan oluşan kısım, karmaşık sayının reel kısmı, i ile olan kısım da imajiner kısımdı. Yani köklerimiz 2 artı 2 ve 2 eksi 2. Bunu da C seçeneğinde görüyorum. Cevabımız C. 10. sorumuz da yine karmaşık sayılar. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Biraz önce söylediğimiz, hani kök için alırsak kök içindeki eksi i diye çıkar anlamında. İ kare i küp 25'e kadar devam edin diyor. Şimdi biz bunu bir açarsak. Daha doğrusu öncelikle i'nin kuvvetlerini hatırlayalım. İ dediğimiz karmaşık sayı zaten i'di. Kök içinde eksi 1'e eşit. İ'nin karesi eksi 1 zaten sorumuzda da var. İ'nin küpü. Şimdi bir ifadenin küpü şu demek değil midir? İ'nin karesi i. Karesi eksi 1. Kendisi de i zaten. Çarpınca ne oldu? Eksi i oldu. Yazıyorum. İ'nin dördüncü kuvveti de ne oldu?
değeri 1'dir. Karenin karesi, eksi 1'in karesi 1 diye. Burada şuna dikkat edin. Ben bu ilk dördünü topladığımı düşünün arkadaşlar. Artı ile eksiye gider, eksi 1 ile artı 1 gider. Dörtlü dörtlü devam edersek hep toplamları 0 olur. Çünkü i üzeri 5, 4'e böldüğümde i'ye, i üzeri 6, i kareye, i üzeri 7, 3'e, i küpe, i üzeri 8 ile i üzeri 4'e denktir. Hep 4'e denkliyorduk. Dolayısıyla ben şimdi bunu bir açıyorum. İ, i kare, i'nin küpü, i'nin dördüncü kuvveti, nokta nokta nokta. Şimdi biraz da 25'e gelmeden önce. İ üzeri 25'ten önce ne vardı? İ üzeri 24. Bir öncesinde i üzeri 23, i üzeri 22, i üzeri 21. Tabi aralarındaki artıyı da yazıyoruz. Şimdi ne dedik? İlk dördünü toplarsa artı ile eksiği, eksi 1 ile artı 1 gider 0. Dörtlü 4 ile hep bana aynı şey verecek ama dikkat edin. 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde. Yani en son giden ifade 24'e kadar 0 diyecek. Ve artan ifademiz hangisi olacak? İ üzeri 25. İ üzeri 25. Karmaşık sayılar ne yapıyordu? 4'te 1 devrediyor. 25'i şöyle i üzeri 4, 4'ün kuvveti şeklinde yazacağım arkadaşlar. İ üzeri 4, 6. kuvveti çarpı i. Üstlü sayılardan hatırlayalım. Kuvvetin kuvveti çarpıdır. 6 kere 4, 24. Burada da 1 kuvvet olduğu için üstleri toplarsam i üzeri 25. Bunun değeri zaten 1. 1 çarpı i'den değeri kaç oldu? İ oldu. Diyebiliriz. O da hangi seçenek? E seçeneği. Doğru cevabımız. Evet. 11. sorumuz ikinci dereceden denklemler ve bunların kökleri, kök bağıntıları ile ilgili. X kare eksi 6 x eksi 2 denkleminin kökleri x 1 x 2 ise bana 1 bölü x 1 artı 1 bölü x 2 işleminin sonucu nedir diye sormuş. Hemen yine kat sayılarından A, B, C'yi oluşturalım. A dediğimiz x karenin katsayısı 1, b dediğimiz x'in katsayısı eksi 6, c dediğimiz sabit terim eksi 2. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı ikinci dereceden denklemlerde neydi? Eksi b bölü a, kökler çarpımı da x1 çarpı x2'de c bölü a'ydı. Buradan bunları, bu formülleri burada bırakıyorum. Şimdi benden istediği ifadeyi oluşturuyorum. Bunun için de arkadaşlar... Şöyle yukarıdan başlayalım. 1 bölü x1, 1 bölü x2. Bunun paydasını x2 ile bunun paydasını da x1 ile genişletirsem. X2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 şeklinde ortak payda da yazdım. Çünkü x2 bölü x1 çarpı x2, x1 bölü x1 çarpı x2'ye dönüştü. Yani yukarıda ne oluştu? Kökler toplamı. Aşağıda kökler çarpımı. Demek ki benden kökler toplamını kökler çarpımına bölmemi istiyor. Kökler toplamını formülde yerine yazarsam eksi b bölü a olduğuna göre eksi b dediğimiz eksi 6'ymış. Bir de kendi önünde eksisi var. Dolayısıyla 6. 6 bölü 1'den kökler toplamı 6'dır. C bölü a da eksi 2 bölü 1'den eksi 2'dir. Benden istediği ifade toplamı çarpıma bölmekte. O zaman 6 bölü eksi 2. 6'yı 2'ye bölersek 3. Stat işaretli olduğuna göre eksi 3. Yani cevabımız E seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada da denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş? Hemen arkadaşlar şıklara bir göz atarsanız karmaşık kök yok. Ve tam sayılar. Demek ki burada delta'dan da yapabilirsiniz. Aynı şeye ulaşırsınız x1, x2 köklerinden. Ancak burada zaten ifadenin çarpanları ayrılabilir bir ifade olduğu şıklardan da görünüyor. Ben hemen diyorum ki ben bunu çarpanlara ayırmayı deniyorum. Eşittir 0. X kare 3 terimli ifadelerin çarpanları ayrılması. X ile x'in çarpımı. Eksi 8 de 4 ile 2'nin çarpımı. Şimdi arkadaşlar çapraz kontrol yaptığımızda ortaya elde edecektik. Artı 2x dediğine göre 4'ün işareti artı olmalı ki büyüğün işaretini alsın. Eksi 2. Çapraz kontrol edin. Buradan 4x, buradan da eksi 2x topladığımda artı 2x elde edin. Demek ki bu iki ifadenin çarpımıymış. Yani x artı 4 ile
verilen ifade. 1 çarpım 0'a eşitse ya birinci çarpan 0'dır ya da ikinci çarpan 0'dır. O halde x artı 4 0'sa x'in değerinin ne olması gerekir? Eksi 4. İkinci çarpanımız 0'sa x eksi 2 eşittir 0'sa x'in kaç olması gerekir? 2. Kökleri eksi 4'e 2. Hangi seçenekte eksi 4'e 2'yi görüyoruz? C seçeneği. Demek ki çözüm kümesi budur. Evet, 13. sorumuzda grafikte y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor ve grafiğimizi gösteriyor. Grafikte arkadaşlar bazı değerler noktasal gösterilmiş. Bizden f4, f5, f'in tersinde eksi 7, f'in tersinde 7 ve f10 değerleriyle işlem yapmamızı istiyor. Şimdi f4, arkadaşlar eğer fonksiyonu soruyorsa, yani tersi yoksa, x ekseninde istediği değeri bulup y karşılığını söylüyoruz. Tersini soruyorsa, y ekseninde o değeri bulup x'deki karşılığını söylüyoruz. Şimdi f4 dediğine göre, x eksenindeki 4'ü buldum tam eksen üzerinde. Tam eksen üzerinde olduğuna göre bunun y'si nedir? 0'dır. Ekseni tam kestiği nokta 0. F5 değeri yine tersi yok. Dolayısıyla x ekseninde 5'i buldu. Y'deki karşılığı yine 5'i gösteriyor. Dolayısıyla bunun değeri 5'tir. F'in tersinde eksi 7. Tersine olduğuna dikkat ediyorum ve y eksenindeki eksi 7'yi buluyorum arkadaşlar. Y eksenindeki eksi 7 burası. Grafiği kestiği nokta kaçı gösteriyor? 11'i. Ha, demek ki diyorum bunun değeri de 11. F'in tersinde 7. Bu sefer artı 7. Yine y ekseninde çünkü tersini gördüm. Buradaki eksi 1 tersi anlamında biliyorsunuz. 7'yi buldum. Kaçı gösteriyor? Eksi 8'i gösteriyor. F'de 10 değerini sormuş bir de. 10. 10 değeri tam yine grafiğin üzerinde arkadaşlar. Grafiğin üzerinde olduğuna göre bunun y'si neydi? 0'dı. 0. Şimdi toplamamızı yapalım. 11, 5 daha 16. Zaten 0'a gerek yok. Eksi 8. 16 bölü eksi 8'in değeri de nedir? Eksi 2'dir. Yani cevabımız B seçeneği. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şekilde ABCD dörtgenine ADF doğrusal, bunun doğrusallığını, CDE noktaları doğrusal. Doğrusal olduğunu söylemiş, yani oradaki açıyı düz olarak kullanabilirsin diyor bize bu bilgi. Kırık oluşmamış diyor. Evet, o bilgiye dayanarak ben hemen diyorum ki burada yarım açı oluşturabilirim. Evet, bu arada bize ne soruyor? İçerideki x açısını, dörtgendeki x açısını. Burada arkadaşlar 110'u hemen tamamlayın, bir yarım daire oluştu. Yarım daire oluştuğu zaman aynı köşedeki iç açıyla dış açının toplamı neydi? 180. 110 olduğuna göre 180'i tamamlamak için burası 70 derecedir diyorum. Aynı şekilde geldim. D açısını görüyorum. D açısını da hemen şöyle tamamlıyorum. Diyorum ki yine yarım daire oluştu. Dikkat edin. Yarım daire 180. Aynı köşedeki iç açı, dış açı. 180'den 95'i çıkarırsam arkadaşlar burada da 85 kalır. Bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Topluyorum. X artı 70 artı 105 artı 85 eşittir 360 derece. Toplarsak 5, 5, 10, 8, 7 daha 15, 1'deydi. 16, 260. X artı 260 eşittir 360 derece olacağına göre 260'ı karşıya eksi olarak gönderirsek arkadaşlar x 100 derecedir. Yani A köşesindeki açımızda 100 derece C seçeneği. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ve 15. sorumuz da burada. Yanlış şekilde AOC ve DOB noktaları doğrusal. Yine arkadaşlar doğrusallıktan kastı kırılma olsaydı eğer açıları tamamlayamam ya da işte uzunlukları oranlayamam. Bu bilgiyi DOC ve
DOB'nin doğrusal olduğunu vermiş. Kesişimlerinin O noktası olduğunu vermiş. DC 4 şekil üzerinde var. AB 12 bu da şekil üzerinde var. Evet, bu da yine bir şimdi zaten soruda DC AB paralel demiş, OT paralel demiş. Şeklimiz dörtgen, alt taban ve üst taban paralelse bunun yamuk olduğunu biliyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi 4'e 12 ise şeklin içindeki kum saati ya da kelebek dediğimiz şekli görmemiz lazım hemen. Bakınca buradan zaten direkt görünüyor. Bir kanadı küçük, diğer kanadı büyük. Burada paralellikten dolayı iç ters açılarımız vardı. Neydi? C'lik açıya nokta dersem hemen böyle aynı şekilde nokta açısı. D'deki açımıza çizgi dersem iç ters açı olduğundan dolayı yine burası çizgi. Paralel iki doğru arasındaki açıların özelliklerini kullanıyorum burada. O açısında zaten buradaki açılar ne arkadaşlar? Ters açılar. Demek ki DCO üçgeni ile BAO üçgeni birbirine benzer. Benzerlik oranını bulacak olursak, önce şu kanatları bir A ve B diyelim. A ve B. Açılardan takip edelim. Yani isim yerine açılardan takip etmek daha kolay. O'nun karşısındaki kenar 4. O'nun karşısındaki kenar 12 açı olarak. Nokta açısının karşısındaki A, nokta açısının karşısındaki kenar B. Şimdi öncelikle bunu bulursak, tespit edersek, diğer kenara ihtiyacımız yok zaten. 1, 3 sadeleştirsek, içler dışlar çarpımı yaparsa B eşittir 3A. Ha, demek ki şurası 3A'ya eşitmiş. Bunu da yazıyorum. Hemen bir farklı kaleme geçelim. Burada arkadaşlar, şurada dikkat edin, bize bir de ayrıca ne demişti? OT de bunlara paralel demişti. Temel benzerlik teoremi ya da Thales teoremi dediğimiz teorem aklımıza gelsin hemen. Neydi? B'yi tepe noktam kabul edersem, içi, dışı oranı, içi, dışı oranı diyebilirim. Zaten bana OT'yi soruyor. Burada arkadaşlar, bu üçgende de yine aynı şekilde açıları da tespit edebilirsiniz. O da yine çok kolay bir şekilde görünür ama Thales'te gördüğüm için direkt oradan devam ediyorum. Şimdi içeride gördüğüm BO uzunluğu kaç birim? 3A. Yani B ama onun da 3A'ya eşit olduğunu biliyorum. BD uzunluğu 3A burada, 1A'da burada olduğuna göre 4A. 3A bölü 4A eşittir. OT'nin uzunluğu X, DC'nin uzunluğu 4. Burada zaten A'ları sadeleştirirsek, paydalar aynı olduğuna göre paylar eşittir. Ya da içler dışlar çarpımı yaparsınız. 4x eşittir 12 ise x eşittir 3'tür. Yani OT'nin değeri kaçmış? 3'müş. Cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar, sorularımız burada bitti. Evet. Size sağlıklı günler diliyoruz. Tedbirlere uymanızı, dikkat etmenizi ve bol bol evde kitap okuyup ders çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar, yayınlarımız 12.20'de Türk Dili ve Edebiyatı dersinin çözümleriyle, 10. sınıf çözümleriyle devam edecek. İyi günler.